Emlak konuları. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Gabari nedir? Gabari kelimesi açıklanırken inşaat alanında kullanılan emsal kelimesinin de anlamı bilinmelidir. İki kavram birbiriyle ilişkilidir. Arsa emsali ve arsa gabari denildiğinde bir inşaat alanı için sınırlar ifade edilmektedir. Emsal ve gabari ne anlama geliyor? Arsa emsali ve gabari kavramları birbiriyle ilişkili içinde olan iki temel kavramdır. İnşaat yapılacak bir yapıyla ilgili olarak her iki kavramda yapının boyut sınırlarının ifade edilmesinde kullanılmaktadır. Gabari, yapılmak istenilen binanın belediye tarafından öngörülen azami miktardaki yüksekliğini ifade etmektedir. Ölçülerin belirlenmesinde arazinin yüz ölçümü önemli olurken emsaline de uygun olarak ölçülerin alınması gerekir. Emsal, yapılacak binaya ait imar planı içinde parsel üzerine inşa edilecek binanın toplam inşaat alanı sınırları içerisindeki hesaplamasıdır. Kat alanı kat sayısı olarak da ifade edilmektedir. Arsa emsal değeri bir arsanın inşaat alanında mevcut olacak kat sayısını ifade etmektedir de denilebilir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tapuda gabari ne anlama gelmektedir? Gabari piyasa içerisinde sıklıkla kullanılan, bazen yanlış anlamlarda da kullanılmasından dolayı karışıklığa neden olan bir kavramdır. En basit haliyle ifade edildiğinde emlak piyasası için gabari denildiğinde bahsedilen yüksekliktir. Yükseklik denildiğinde ise düşünülmesi gereken bir arsa üzerinde inşa edilecek olan binanın yüksekliğini ifade etmektedir. Yani bir binada olması gereken kat sayısını belirten yükseklik birimine gabari denilmektedir. Gabari değerinin bilinmesi halinde arsa üzerinde yapılacak binanın kaç katlı olacağı hesaplanabilmektedir. Gabari ve emsal hesaplama nasıl yapılır? Emsal değeri hesaplama. Emsal değerinin hesaplanmasına ilişkin olarak öncelik arsa değeri ile emsal değeri çarpılmalıdır. Çıkan sonuç toplam inşaat kat değerini ortaya koymaktadır. Bunu bir örnekle açıklayalım. İmar planı içinde kat adedi değeri olarak 4 kat yapılabileceği ifade edilmiş ve 4 kata izin verilmişse 1200 metrekare emsal değeri olan yer için her katta 300 metrekare alan oluşturulması gerektiğini ifade eden bir birimdir. Gabari hesaplaması. Kat adedi değeri önemlidir. İmar planında kat adedi ifade edilmediği durumlarda olabilmektedir. Kat adedi yerine bina yüksekliği belirtilmektedir. Her bina için 0.50 metre çatı için ayrılmaktadır. Genel yükseklik biriminden bu birimin çıkarılması gerekir. İmar planında 10.5 metre yükseklik yazması halinde öncelikle 10.5-0.50 eşittir 10 metre bulunmalıdır. Gabari hesaplaması için daha sonra kat adedi ve yükseklik bölünmelidir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.